Evet arkadaşlar, bugün bir tane MX 125'imiz var. Motosiklet eski bir takipçimizden geldi. Daha evvel varyatör bakımı vesaire yapmıştık. Motordaki sıkıntı bu. Yeni almış kendisi. Proje olarak yapacağız bunu bu arada. Onu da belirtelim. Bu şekilde. Daha evvelden motor revizyonu yapıldığı söylendi ama motorda hiç kompresör yok. Şimdi bir motorumuzu alalım aşağıya, bakalım ne oluyor. Evet, motorumuzu aldık aşağıya. Her yanı uydur kaydır cıvatalarla toplanmış. Manifoldun o-ringi de yok. Oraya bir de o-ring yapacağız. 125 olarak çıktı şu an silindir. Orijinal mi değil mi sökünce bakacağız. Gerginin cıvatası bile, bakın, orijinali alyan mesela, normalde bilenler bilir. Diğeri farklı. Her yerinde farklı farklı cıvatalar, farklı farklı kablolar, hep toparlanacak, bakalım bizi ne sürprizler bekliyor. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Sensör normalde oynamaması lazım. Bunda da sıkıntı gözüküyor. İnşallah çalışıyordur. Evet, motorumuzun külbütör kapağını açtık. Yağın içerisinde görüyorsunuz tahin pekmez karışımı olmuş. Yağımıza su karışmış. Muhtemel devir daim pompasında ya da yan sanayi silindirisi, silindirden ya da contadan kaynaklı olabiliyor. Şimdi dağıtalım diğer aksamları, bir görelim bakayım başka bir problem var mı yok mu. Aynı zamanda bu da kasıntıya geliyor, çalışmıyor. Ona da bir bakacağız. Oto senin mi? Evet, sekmanlar tamamen bitik. Krank da şey, silindir de gidik. Kranka da gireceğiz. Yan sanayi krank var, boşluk var. Okuyorsun. Harbi mi? Alakanız yok. Silindirimiz seramik, o da gidik. 125 olarak. Evet arkadaşlar, emmeksimizi dağıtıyoruz. Gün geçmiyor ki. Her gün yine bir emmeks vakasıyla uğraşıyoruz. İşçilik hatasıyla uğraşıyoruz diyelim. Arkadaşlar, statörün 3 tane cıvatası da diş kapmış. Yani bunu toplayan arkadaş boza boza takmış cıvataları. Daha evvelden bu motosiklet sökülmüş. Kranka kadar gerilmiş anladığım kadarıyla. Hepsi bu contaları falan belli ediyor zaten kendisini. Bir de orijinal toplamamışlar zaten. Hiç soketler, kablolar hiç kendi yerlerinde değil. Bir şimdi bunların hepsini düzelteceğiz. Şuraların dişlerini yenileyeceğiz. Hep bozuk dişler. Bu şekilde dağıtmaya geçiyoruz. Pistonumuz zaten sıkıntılıydı. Krankımız da zaten değişeceği için şey, ayırmadım öylece hurdaya. Yallah gider. Arka diskimiz bitik. Şanzımanımızda biraz ötme mevcut motosikletin. Şu an öncelikle motor aksamını bitirelim. Bir çalışır yürür hale gelsin. Şanzımanı üzerinde de zaten toplarız. Onda bir problem olmuyor biliyorsunuz. Şimdi motorumuzun bütün diğer aksamlarını söküp dağıtmaya geçelim. Evet, motorumuzun varyatör kapağını açtık. Varyatörler temiz duruyor. Yeni değişmiş gibi de duruyor olabilir. Arka yan sanayiye benziyor. Tabii sökünce daha net anlaşılır. Zaten debriyaj yanmış şuradan. Güzel bir kavurmuş. Kaynak yerleri diyeceğim ama değil. Yani güzel bir kavurmuş. Tam balatanın bastığı yüzeyler herhalde, bilmiyorum. Şuradaki arka somunumuz yalama. İnşallah bunu sökebiliriz. Bunun aynısını elimizde yok. Sipariş edeceğiz Yamaha'dan. Ön varyatörümüzün bagalarına baktığımızda, şöyle almaya çalışıyorum. Yağ içerisinde arkadaşlar. Balçık balçık yağ içerisinde, bando olarak değişmiş. Yani kendi orijinal bagaları değil. Aynı zamanda görüyorsunuz burası olduğu gibi yağ. Krank keçesine tornavida gibi bir şey batırmışlar sanki. Ya da bir şey ısırmış buradan. Keçe dıştan delinmiş yani. Biraz da yılların verdiği yorgunluk, zaman aşımı ister istemez sorunlar olabiliyor bu tarz. Keçe değişmiş mi bilmiyorum. Sıvı conta var üzerinde ama her yerde de keçenin, baksanıza, yırtık yırtık. Burada bir işçilik hatası var, o belli. Çünkü orada hani çalışan, oraya takılacak bir unsur yok. Bilenler bilir. O yüzden zaten kran keçelerimiz yeniden çekti de göstermek için çektim. Varyatörün içi olduğu gibi yağ keçeden basmış ya. Şöyle dağıtmaya devam ediyoruz. Elimden geldiğince detaya girmeye çalışacağım ama gelenler görüyor zaten. Elimde iki tane araba motoru var. Birini bitirdim, üzerine taktım. Diğeriyle uğraşıyorum. Bir yandan da motosikletle uğraşıyorum. Tek olduğum için sıkıntı. Normalde
İşten yana Allah'a şükür bir şikayetimiz yok. Gece gündüz de olsa çalışırız, problem değil. Fakat sadece bazı işler gerçekten üst üste gelince biraz yoruluyor ve zaman kaybı olabiliyor. O yüzden bazı arkadaşları bekletiyoruz. Hakkınızı helal edin. Baştan söylüyorum ama ben hani yoğunum, biraz bekleteceğim gibisine. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada eksantrik zincirini söküyorum arkadaşlar. Zaten motorun içerisi ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Güneş var havada. Bugün hava güzel diye biraz bahçede çalışayım. İçerisi çok dolu çünkü. İçeriği boşaltmaya uğraşmaktansa bahçede hemen dedim dağıtayım. Havada güzel rahat rahat çalışalım. Neyse. Eksantrik zincirini sökmeden sizlere de göstereyim. Zincir dıştan bir yere sürtmüş yani, bakın. Yani buraya sürtmesi şu an mesele değil. Şu an boşta olduğu için sürtüyor da. Dıştan bayağı bir sürtmüş zincirimiz işte bir yerlere. Nereye sürtmüş bilmiyorum. Şöyle bir dışarıya alalım. Her gel bakalım. Baya baya dıştan yemiş zincir. Yani hani çizik değil, bildiğin aşındırmış, inceltmiş orayı. Yani nereye sürttüğünü bilmiyorum. Bunun nedeni krankta ciddi bir balansı varsa yapar. Veyahut da eksantrik dişlisinde bir sıkıntı varsa yapar. Şimdi o yüzden hepsini tek tek kontrol edeceğiz duruma göre. Belki eksantrik dişlisi bile satın alabiliriz. Daha önceki Emmex'te de hatırlarsınız belki. Onun da eksantrik dişlisinde bir problem yoktu. Sadece dişliyi kesmişler arkadaşlar. Niye kesmişler bilmiyorum. Neyse. Dağıtmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuzu dağıttık. Bu arada her zaman yapılan bir hata burada da gözümüze geldi. Şöyle gösteriyorum. Krangın kafadaki, yani varyatörü tutan somun olan kısmı komple yalama görüyorsunuz. Bir şekilde buraya diş tutturmuşlar uydurma bir somunla, ama bu böyle yürümez yani, sıkıntı. Yürümez dedim, çok uzun ömürlü bir işlem değil. Hatta belki şu anda biz sıkmaya kalksak sıkmayacak, öyle söyleyeyim. Krangı kullanacak olsaydım buraya diş açıp bu krangı kurtarabilirdim. Fakat krangı kullanmayacağım. Krankta hem ciddi anlamda bir balansımız var, hem rulmanlarımız ötüyor, hem de yan sanayi, yani gerek yok. Zaten daha evvelden de bir işlemler olmuş kranga. Yani uğraşmışlar, o şuradaki pime işaret vurmuş krankçı. Yani uğraşılmış bir motor. Uydur kaydır işlerle toplanılmış bir motor. Bunu da inşallah adam edeceğiz. Nefes nefese kaldım var. Bir yandan içeri gir çık falan uğraşıyoruz. Şimdi motorumuzu dağıttık. Paletimiz kalmış, marşımız kalmış. Onları söküp ondan sonra bloğumuzun yüzeyini güzelce bir sileceğiz inceden, böyle eşit olsun diye. Ondan sonra güzelce temizliğimizi vesaire yapıp motorumuzu pırıl pırıl bir halde toplayacağız inşallah. Evet arkadaşlar, motosikletimize takacağımız silindir setini de sizlere önceden mi göstermiş olayım. 63 milim Espada kullanacağız. Espada Tayvan. Şeyleri, pistona taktığımız segmentlerimiz Rig geldi. Rig marka eski bir firma, bildiğimiz bir firma. Eksantrik zincirimizi paketinden çıkarttım şöyle sizlere göstermek için. Tabi paketini açmadık. Orijinal olarak eksantrik zincirimiz takılacak. Orijinal olarak krangımız takılacak. Fakat krankta ufak bir işlem yapılacak. Bunu göstermeyeceğim ne işlem yaptığımı. O bizde kalsın. Çünkü yanlış anlamasın kimse. Ustalarımıza tabii ki de soru olduğu zaman yardımcı oluyoruz bu tarz durumlarda. Ama işi bilmeyen çömezlere elimden geldiğince, hani iş öğretme kısmında sıkıntı yok ama bu performans çalışması olayı biraz işçilik, emek ve ustalık isteyen bir iş. Hani direkt silindiri taktım, oldu bitti, öyle bir muhabbet yok. Kimse kafanızı karıştırmasın. Malzemeyi satan adam der ki, oluyor kardeşim, al tak. Al tak, herkese veriyoruz, oluyor diyecek yani. Adam bu malı satması lazım sana. Yani neticede takar takmaz hemen sorun açmayabilir yani. 1000 km sonra, 10.000 km sonra, 5.000 km sonra bir sorun olur. Orada da sorun ustanın başına patlar. Genelde de böyle oluyor. Ustanın başına patlar orada da sorun. Hani 1000 km'de ne olursa olsun dağılmaması lazım falan gibisine. Oysa malzeme hatalıdır. Bunun bilgilendirmesini de yapayım size. Arkadaşımız 65 milim olarak getirdi bize silindir seti Espa'da.
Ben bunu takarım. Fakat kapakta ciddi bir işlem yapılması gerekir ki yine de kurtarmaz. Çünkü o kite özel krank boyu biraz daha bir nebze daha kısa. Ondan dolayı makine yüksek devir çevirebiliyor. Çünkü eski ustalarımızdan eğer performans çalışması yapan veya yapmayan fark etmez, eski ustalarımızdan, eski Japon motorlarını bilen ustalarımız iyi bilir. Biyel kolu, yani piston kolu, krank kolu da diyebiliriz. Krank kolu ne kadar kısa olursa makine o kadar devir çevirir. Ki Japon makinesi devirle yürüyen bir makinedir. Biliyorsunuz ufağı büyüğü fark etmez, devirle yürür. Ama ne olursa olsun, nedir o? Bir yer kolu kısa oldukça makine devir çevirir. Haliyle bir milim kısa olsa bir yer kolu, piston çapı da büyük, bu makine her türlü yürür. Şimdi arkadaşımız orijinal kranktan gitmek taraftarında. Hani sağlam olsun diye. Biraz da maddiyattan herhalde. Çünkü performans krank atıyorum. Ya marka reklamı yapmak istemiyorum ama örnek olarak söyleyeyim, çok bilinen TDR mesela. TDR kit almaya kalktığımız zaman TDR'ı krangıyla, silindiriyle vesaire alıyorsunuz. O yüzden çok yüksek maliyetlere çıkıyor. Yani bir motor parası harcarsınız, öyle söyleyeyim. Ben ısrarla dedim ki 65'i takmayalım. Arkadaşımız daha güçlü olsun, yaptığımız iş benzesin, bir şeye yürüsün diye 65 getirdi. O da hani kötü niyetinden değil tabi. Ama 65 milimde arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bakın bunda da mesela tepecik var, şöyle bir çıkıntı. Görüyor musunuz? 65 milimde bu daha yüksek. Da haliyle makinenin sübop yakalamasına neden oluyor. Bu sefer diyeceğiz ki sübop ayarlarını bol yaparız. Bir anlamı kalmaz. Makine hem tam performansta yürümez hem de aynı zamanda şöyle bir problemler çıkmaya başlar. Yani şakır 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 sübop sesinden bilemezsiniz makineyi, öyle söyleyeyim. O yüzden şu şekilde Espada'nın 63 milim kitini takacağız. 62 milim 182 cc'ye tekabül ediyor. Bu da ortalama 184-185 cc civarında diyebiliriz. Çünkü piston boyu farklı. Yani standart ölçülerine yakın aslında yükseklik olarak. Hani pimli tepe yüksekliğini ölçtüğümüz zaman çok aşırı bir fark yok diyebiliriz. Sadece onun biraz daha tepesi yüksek. Ama kurtarır, o konuda problem olmaz. Orijinal eksantrik zincir kullanacağız. Orijinal krank kullanacağız. Krankta bir işlem yapacağım. O yaptığım işlemi kimseye yani videoda göstermeyeceğim. Kimseye demeyeyim de. Tabii ki de bu konuda fikir danışmak isteyen ustalarımıza yardımcı olurum, ayrı bir şey. Krangımız işlemli ayarlı krank olacak. Orijinal krank, sıfır krank ama ayarlı bir krank olmuş olacak. Çünkü performans çalışması yapıyorsak ömrü ben elimden geldiğince uzun tutmaya çalışayım ki ömrünü. En azından adam para harcıyor, bir şeyler yapıyor. Bari motoru biraz daha sağlıklı olsun. Orijinal dışı bir işlem olduğu için bu işin garantisi yok. Kimse veremez. Yani ki ben de vermiyorum. Ama en azından yaptığımız iş kalite olsun. Yani biz ustalığımızı konuşturalım da gerisi artık malzemenin kalitesi kullanıcının kullanımına bağlı olarak kalsın. Kullanıcı da zannetmiyorum ki çok yoracağını. Bence rodajı güzel yapar. En azından makinamız düzgün olsun. Güzelce yapalım, alıştıralım makinamızı, çalışır hale getirelim. Tertemiz çıksın. Ondan sonrasında diyeceklerim bu kadar. Krangımız orijinal. Kranga işlem yapılacak sadece. İşlemli bir şekilde krank takacağız. Silindir kapağına işlem yapılacak. Mecburiyetten yapıyoruz silindir kapağına işlem. Hani o bahsettiğim işlem direkt port, hani porttan şöyle bahsedeyim kısaca. İşte egzoz çıkışını büyüteyim, işte emişi büyüteyim gibi değil. Farklı farklı işlemler yapılacak. Bu arada 65 milimi satan adam size bu malzemeyi satmak için al tak direkt oluyor diyecek. Olmuyor arkadaşlar. Sakın öyle şeylere inanıp almayın. Olmuyor yani. Mümkünatı yok. Olmaz da. O yüzden aklınızda bulunsun. Direkt öyle aldım taktım oldu. Öyle bir şey yok yani. Evet arkadaşlar, pistonumuzu taktık. Şöyle baktığımız zaman
Pistonumuz az bir şey, böyle yarım milim, 1 milime yakın içeride gibi. Onun nedeni de pistonun üzerinde tepe var. O tepede tam 0'a 0 hiza alıyor. Yani sübop yakalama olayı şu anda çok 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 düşük bir ihtimal. Çünkü ayarlı bir şekilde takıldı. Krangımızda işlem yapıldı. Tabii işlem kısaltma uzatma değil, performans amaçlı. Hem de aynı zamanda ömrü uzun olsun diye güzel bir işlem yaptık. Silindir pistonumuz takıldı. Alıştırmaları yapıldı. Çok güzel. Egzantrik zincirimiz takıldı. Şimdi silindir kapağımızı toparlayacağım. Silindir kapağımız dağınık. Silindir kapağımızı toparlayıp güzelce montajını yapıp torklama işlemini yapacağız. Torklamadan sonrasında da işte krank keçeleri, ıvır zıvır bunlar toplanıp güzel bir varyatör bakımı yapılıp müşterimiz kendisi yeni bir kayış getirdi. Hatta buji de getirdi. Onların da montajını yapacağız. Bir de orta sehpa getirdi. Orta sehpası yoktu motosikletin. Onların montajını yapacağız. Ondan sonrasında inşallah bugün marşımıza basacağız. Evet, sübop lastiklerimizi takıyoruz. Bu arada silindir kapağımızı dört dörtlük temizledik. Ufaktan şöyle bir yağ sıkıyoruz ki biraz sıkı geçtiği için bunların lastikleri zarar görmesin diye. Aşınmadan yerine otursun diye. Bu arada egzantrik dişlimizde problem vardı. Orijinal olarak teminatını yaptık arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Yamağın elinde de yoktu. Yetkili servisin elinde bir adet var, o da vermek istemedi. Tedarikçimizi araya soktuk. Bir şeyler bir şekilde aldık. Krank keçemiz zaten elimizde mevcuttu. Sağ sol krank keçemiz yenilenecek. Toplamaya devam ediyoruz. Orijinal krank keçesi. Evet, yağlama kontrolü yapıyoruz. Biz yaptık. Bir de sizlere gösterelim şöyle. Gayet canavar gibi ama acayip çok güzel bir kompresör var. Çok güzel bir sübop ayarı tutturduk. Her şey tamam. Şimdi motoru kapatmaya devam ediyoruz. Evet, motorumuzun bayağı bir işlemleri bitti. Devir dayım pompasını tamir ediyor şu anda. Aynı zamanda da varyatörü toparlayayım dedim. Arkadaşımız böyle bir bug almış. Bando 13 gram herhalde. 13.0, evet, 13 gramlık. Performans artışı için şey yapmış ama şöyle bir buji vardı Yamaha paketinde, onu da taktım yerine sıktım. Krank keçemiz vesaire her şeyimiz tamamdır. Dört dörtlük topladık. Bir varyatörleriyle radyatörümüz kaldı. Ondan sonra motorun marşına basacağız inşallah. Varyatörlerimiz takıldı, kayışımız takıldı. Arka varyatörün bakımı yapıldı. Şu an her şey yolunda gitmeye devam ediyor. Devir dayım pompasında tamir takımı değişti. Toplamaya geçiyoruz. Evet, motorumuzun bütün işlemleri bitti. Üzerine takacağız şimdi. Son olarak enjektörümüzü değiştiriyoruz. Eskisi burada. Yine 6 delikli. Evet arkadaşlar, motorumuzu üzerine attık. Ya bu kadar temizleyebildim bile o. Ama yine de bayağı temizledim. Katran içerisindeydi. Manifoldumuz, her şeyimiz takıldı. Enjektörümüz değişti. Yani enjeksiyonumuz değişti arkadaşlar. Enjektör dediğimize aldanmayın. Ağzımız alışmış. Enjektör dizel araçlarda oluyor arkadaşlar. Benzinli araba veya motosiklet fark etmeksizin bunun adı enjeksiyondur. Şurada kutusu vardı, ona bakıyorum da. Şöyle bir kutuda müşterimiz kendisi getirmişti. Yani daha evvelden kullandık, bir problem yaşamamıştık ama son dönemde bu tarz çan çinçon enjeksiyonlar bayağı bir sıkıntı yapmaya başladı. Sürekli şikayet almaya başladık. Ben satışını yapmıyorum zaten. Önermiyorum da, kullanıyorsanız kaliteli bir enjeksiyon kullanın diye. Ben kendi motosikletimde bile büyük enjeksiyon kullandım ama şey, mesela yine Yamaha'nın orijinal farklı bir modelinden enjeksiyonunu kullandım. Hani direkt bodozlama Çin'den sağdan soldan gelen herhangi bir enjeksiyonu kullanmadım. Şimdi soketlerimizi bir kontrol edeceğim. Ondan sonra montajlarını yapıp egzozumuzu vesaire montajlayıp beynimizi, akümüzü takıp bir marş yapmak istiyoruz artık, bakalım. Evet arkadaşlar, motorumuzun tüm tesisatı vesaire toparlandı. Sadece şuralar falan kaldı. Bunları da bilerek takmadım.
Müşterimiz fren balatası almıştı. Organik EBC olarak. Şöyle ön arka fren balatalarımızı değiştireceğiz. Normalde orijinalden yanayız her zaman ama müşterimiz EBC almış. EBC de çok kötü bir marka değil. EBC'nin sadece silterli olan balatalarını tavsiye etmiyorum. Çok güzel frenlemesi var eyvallah ama diski biraz çabuk bitiriyor. O da kuryelerde şey olmuyor yani, bir işe yaramıyor kurye konusunda. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlar balatalar Allah'a emanet duruyor. Burada hiçbir şekilde sekman yok. Ben sökmedim bu sekmanı. Yani kendi üzerinden çıkmadı. Yani bu sekman titreşimden düştüğünde, ki bunlarda kaliper hastalık biliyorsunuz, arka kaliper acayip titreşim yapıyor. Balatalarımız bitmemiş ama orijinal mi değil mi bir bakacağım. Yan sanayi bitmemiş henüz ama müşterimiz bayağı bir heyecanlandı motoru CC yükseltme falan durumlarında, şey olsun diye. Normalde bu tarz işlemler günübirlik yapıp teslim edilebilir belki ama bende öyle olmuyor. Bende en az 2 gün, bilemedin 3 gün sürebiliyor. Ha, sadece silindir takmayla bitmediği için bu arada. Krank vesaire işlemleri yaptığımızdan dolayı işin püf noktasına, çok derinine iniyoruz. Görselden ziyade içi çok önemli bizim açımızdan, ya yani benim açımdan çok önemli. O yüzden dört dörtlük toplanması gerekiyor. Aynı zamanda bu motosikletin garajları vesaire boyanmış zamanında. Sökülmüş, takılmış bir şeyler olmuş. Birçok yerinde uydur kaydır civatalar, hatta birçok yerinde, bazı yerlerinde de civatalar yoktu. Şimdi hep onları tamamlayacağız. O yüzden de biraz işimiz uzuyor bu arada. Ne bileyim, başka bir yerini söküyoruz, başka bir yerden bir şey görüyoruz. Onu da yapmadan göndermek olmuyor. Mecbur onu da düzeltiyoruz, yapıyoruz vesaire. Bu arada bunlar da biliyorsunuz, şu radyatör kapağı direkt burayı kapatıyor normalde orijinalinde. Bunu kesmişler zamanında. Herhalde hani şey, kolay müdahale edebilmek için falan. Çünkü bu motosiklet bize geldiğinde yağ su karıştırıyordu. Tayinle pekmez gibiydi. Yağ zaten videonun başlarında göstermişimdir diye düşünüyorum. Şu an henüz hiçbir marşa basmadık. Sadece yağlamasını görmek amaçlı bastık. Şimdi işimizi bitirip çalıştıracağız. Ondan sonrasına bakacağız. Krangın üzerinden çıkan somunlar, arka varyatörün, yan şanzımanın üzerinden çıkan somun, bunların hiçbiri orijinal değil. Uydur kaydır somunlar takmışlar. Hep dişleri bozmuşlar. Allah'tan şanzıman mili şimdilik sağlam. İşini görür müşterimizin. Ama şanzımanımız ötüyor. Ondan ziyade krangın orijinal somunu yalama, o da elimizde kalmamış. Sabahleyin onu takıp motorumuzu teslimata hazırlayacağız. O aşamalara gelene kadar diğer tüm aksamlarını bitirmek istiyorum. Sadece varyatör kısmı kalsın. Granajlara varana kadar bugün artık toplayalım, bitsin motorumuz. Müşterimiz çünkü bayağı heyecanlı. Bu arada şuraya da bir sekman bakalım. Bu kadar dağıtmışken şu kaliper bakımını, bir en azından temizliğini yapalım. Çıksın aradan. Videonun çok detaylarına girebildim mi? Çok detay gösterebildim mi? Ne yapıldığına dair hatırlamıyorum ama burası çok kalabalıklı bugün. Yani hareket etmeye alan yok. Zaten daracık bir alanda çalışıyorum, bilenler bilir. Hareket etmeye alan yok. Bayağı bir ona uğraş, buna uğraş. Eksantrik dişlisi de biliyorsunuz piyasada yok. Tedarikçiyle görüş, onunla görüş, bununla görüş. Bir yandan telefonla uğraşıyorum. Bir yandan diğer müşteriler arıyor. Bir yandan araç sahibiyle görüşüyorum. Bir yandan orayla uğraş, burayla uğraş. Yani haliyle biraz uzuyor. Belki bazı arkadaşlar için söylüyorum, kimse üzerine alınmasın. Hani basit gibi görünebilir ama inanın bazen o kadar zor oluyor ki, bir yandan parçayla uğraş, bir yandan başka müşteriyle uğraş, bir yandan elindeki işi bitirmeye uğraş. Hepsi bir arada biraz zor oluyor. Şikayetimiz yok. Sadece birazcık empati talep ediyorum. İzlemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi tüm aksamı toplayalım, bitsin artık. Evet arkadaşlar, motorumuza orijinal ön varyatör somunu Yamaha'dan temin edildi. Evet arkadaşlar, müşterimiz birkaç parçayı kendisi getirmişti. Orta sehpa mili. Bu motosikletin üzerinde yoktu, müşterimiz sonradan getirdi takmamız için. Hava filtresi, işte buji ve kayış vesaire. Ha, bir de bandonun bagaları, bu tarz şeyler gelmişti. Hava filtremizi söktük. Bu şekilde kutumuzun içini birazcık temizleyeceğiz. Ondan sonrasında bunu takacağız. Üzerinden çıkan da temiz çıktı. Ama sıfır getirmiş, takalım.
Tabii her zamanki gibi yan sanayi. Her zamanki gibi demeyeyim, ben yan sanayi kullanmıyorum arkadaşlar kesinlikle. O yüzden bazı arkadaşlara bazen fiyatlar tuhaf gelebiliyor. Çünkü orijinalden yana gidiyoruz. Kesinlikle yan sanayi kullanmıyorum. Müşteri kendisi getirirse takıyoruz, ayrı bir şey tabii ki. Ama hususi olarak kendim yan sanayi alıp hiçbir zaman takmıyorum. Tasvip de etmiyorum. Önermiyorum da. Tabii hava filtresi çok bir şey olmaz belki ama en azından yine de önemli bir unsur. Motor nefes alıyor. Bakın zaten filtre kutusunun etrafında bunun o-ring olacak. O o-ring olmadığı için buradan suyu çekmiş. O su da buralarda leke yapmış. Bunları güzelce silelim, temizleyelim. Ondan sonra yeni hava filtremizi takalım. Bu yenisi, bu eskisi. Bu da yan sanayi tabii de. Şöyle. Kapağın dışında o-ring olmadığı için içeriye suyu almış. Evet arkadaşlar. Motorumuzun ayaklık yayı M-Max'in kendi orijinal yayı elimizde olmadığı için farklı bir scooter motosiklet yayı taktım buraya. Fakat yayı takacak, burada biliyorsunuz normalde yay için aparat var. Birçok motosiklette var. Adamlar o aparatı bile söküp almışlar üzerinden. Ben de şöyle şapkalı bir civata yaptım oraya. Bu şekilde tutacak inşallah. Ayaklığımıza da şöyle bir sekman yaptım. Kendi orijinal sekmanı değil bu da. Yani bu şekilde toparladık. Bir tek ön fren balatamız ve granaj aksamı kaldı. Biraz videonun sıralaması bu sefer saçma oldu, farkındayım. O yüzden bu seferlik idare edin arkadaşlar beni. Birazcık bazen şey olabiliyor böyle. Çünkü çok aşırı bir yoğunluk, her şey üst üste geldi. Bir de yani motorun neresine elimi atsam elimde kalıyor. Şimdi ön kaliperi sökmeden önce kontrol ettim. Kaliper civataları da yalama. Onları da sizlere gösteririm yine. Yani birçok civatasında sıkıntı var. Birçok yerinde sıkıntı var. Ya müşterimizin de bir suçu yok. Yani motoru yeni almış. Almışken de proje yapayım gibisinden başladık ama hakikaten nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Yani normalde bir günlük iş, 1,5 günlük iş. Hadi bazen proje olduğu için 2 gün, 3 gün sürebiliyor. Parçadan, yoğunluktan vesaire kaynaklı ama. Evet arkadaşlar, motorumuzun çalışması bu şekilde. Gayet güzel, sağlıklı çalışıyor. Demin ufak bir deneme turu yaptım. Granajlar sökükken ayar vesaire bir şeyler istiyor mu diye. Çünkü şu anda silindirimiz, pistonumuz, enjeksiyonumuz, her şeyimiz büyütüldü. Silindir kapağımız büyütüldü vesaire. Bir deneyeyim dedim çünkü soğukken ilk çalışmada biraz aptallaşıyor. Tek başta alıyor eyvallah ama ilk 1-2 dakika ısıtmadan hareket etmek biraz şey oluyor. Yani gaz yemesi biraz saçma sapan oluyor. Ama 1-2 dakika ısınsın, az bir şey kendine gelsin. Makine acayip derecede yürüyor. Ufaktan kısa bir turladım, hani öyle çok da gazlamadım. Makine rodajda diye. Ufak bir yokladım. Altından kaçıyordu, az kalsın düşüyordum yani, o kadar güçlü olmuş. Hafiften böyle bir yoktu, direkt kendisi tek tekere gelmeye çalışıyor falan bir şeyler. Yani bu daha evvelki yaptıklarımız gibi, bu da güçlü olmuş maşallah. Ama bunun tek eksiği varyatörler, yan sanayi, kayış, piyasa Yamaha kayış, yani piyasa yan sanayisi, yani piyasa orijinali mi derler bilmiyorum. Bize göre yan sanayi. Buna orijinal ön varyatör, ne bileyim işte orijinal arka varyatör takılsın, orijinal baga ağırlıklarıyla bu makine daha torklu kalkar. Veyahut da bir Dr. Pilley ön varyatöre takılabilir tork amaçlı. Ama şu anda biraz felaket bir torku var. Lastik de biraz tutunamıyor herhalde. En ufak şeyde arka slalom yapa yapa peşime geliyor. Az bir asılsan tekere geliyor bir şeyler. O yüzden çok zorlamak istemedim makine rodajda. İnşallah uzun süreler, uzun yıllar gülmek nasip olur sahibine. Şimdi toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar motoru bitirdik. Yaklaşık bir saattir falan çalıştırıyoruz. Ufak bir kalkış yapacağım ben. Testini yaptım size de göstermek için. Biraz etraf karanlık. Bakalım ne kadar görünecek bilmiyorum ama. Şöyle kalkışta ufak bir yarım gaz bir şey yapacağım. Hiç fazla çekmeden. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, motorumuz bitti. Şu an kameranın camı bayağı buğulanmış, ondan dolayı görüntü kötü.
Bir şey diyeceğim. Kısa bir turladın, ufaktan bir yokladın Tamam, o geldin. zaman şöyle Ne yapalım. Geri diyorsun? gel abi. Valla orijinalinden çok farklı. Biraz sesi Baya baya fark almayabilirdi. var. Yani çok güçlü. Basmaya bile korktum Yani yani, işte öyle direkt söyleyeyim. slalom yapıyor değil mi? Evet Böyle evet. arka göt atıyor bir Aynen. şeyler. Acayip güçlü oldu. Kompresör fena. Evet. Yani bu sağ Ben sola çok oturayım, siz yardımcı oldu. bekleyin. İşliği de çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Abone olmayı unutmuyorsunuz.